Merhaba arkadaşlar, MT-09 kullanan bir tane arkadaşımız benden Naked için üst seviye kask örnekleri çıkartmamı istedi. Ben de onlara uygun birkaç tane örnek çıkarttım. Aslında hani benden üst seviye istedi ama ben hani bu Naked kullanan arkadaşlar için alt seviye denebilecek Givi'den üst seviye denebilecek C3 Pro'ya kadar fiyatına göre üst seviyeye göre böyle bir dizdim. Tridion'u zaten biliyorsunuz. Geniş bakış açısı var. Hava giriş kanalının elle idare edilebiliyor olması iyi bir özellik. Tabii bunun hani başka ne gibi özellikleri var? Burunluğu var, çene pedi var, mikrometrik bir tane bağlantısı var. İç pedlere güzeldir, fena değildir. Tabii ki şurasında bir tane güneş vizörü açmak için yeri var. Hemen şu yandan açılıyor. Arkasında hava çıkış kanalları var. Onu da spoiler'ın hemen altına koymuşlar. Ve rüzgarı dengelemek, sarsıntıyı engellemek için de altında şöyle bir plastik eki var. Tüm kaskın çevresini geziyor. Kaskın hani detaylı incelemesini gelip mağazada yapabilirsiniz. Alıp almamaya veya işte kafanıza tam olup olmadığına gelip mağazada karar verebilirsiniz. Bence alt seviye bir kask. Onun bir üst seviyesi Nex SX100 diye düşünüyorum. Nex Wet kasklar da alınabilir. Onların linklerini de aşağıda paylaşacağım ben. Bunda da yine geniş bakış açısı var. Aynı özellikler bunda da var. Yani burun pedi, çene pedi, mikrometrik bağlantı. Pedler güzel oturuyor. Geniş bakış açısı var. Şu kısımda, onun o alt kısmındaydı. Bunun bu kısmında güneş vizörü indirip kaldırmak için yeri var. Arka spoiler'ın hemen altında da hava çıkış kanalları var. Bu 1550 gramlık bir kask. Tabi hani yolculukta da önemli biliyorsunuz ağırlık. 1450 gram da bu. Yani bu biraz daha hafif bir kask. Fiyatları da ucuz. Şöyle sıraladım o yüzden. Shure GT-R ise bu işin en üstlerinden bir tanesi. GT-R Naked motorlar için gerçekten çok iyi tasarlanmış bir kask. Hava giriş ve çıkışları da ona göre hazırlanmış. Üst hava kanalı gerçekten büyük. Burun işte ağız bölümünde bulunan giriş kanalı da gerçekten büyük. Ve şurasında bir kilit mekanizması var. O tik diye kapanıyor. Biraz yüksek hıza çıktığınız zaman açılması engelleniyor. Geniş bakış açısı olduğunu söyledim. Ve gerçekten yeterli şekilde şuradan hava çıkışı sağlayıp buhar yapmasını engelleyecek şekilde yapılmış, camın buhar yapmasını engelleyebilecek şekilde yapılmış kanallara sahip. Ve hani şurada da tekrar şöyle şu tarafında da bunu güneş vizörünü açıp kapatabilirsiniz. Aynı zamanda arkada hava çıkış kanalı var. Bunun ağırlığı da 1550 gram. Yani Nex SX100 ile aynı. Bu arada en onların arasında en hafif kask Givi'nin Tridion modeli. C3 Pro'ya gelince de biliyorsunuz bu kaskın üstüne gerçekten hani gerçekten güvenli mi değil mi diye tartışma olmuştu. Çünkü bu şöyle bir kask. Şuradan bastırılıp açılan çene açılır bir kask. Çene açılır kaskları hani güven konusunda güvenmiyorum diyen var, güveniyorum diyen var. Hani bunu tamamen size bırakıyorum. O tamamen hani kullanıcısıyla alakalı bir şey. Zaten kullananlar vardı bunun. Ne kadar güvenli bir kask olduğunu biliyorlardır. Bunun da bir tane güneş vizörü var. Ve güneş vizörü şu yine alttaki bölümden açılıp kapanıyor. Mikrometrik bir bağlantıya sahip. İç pedleri gerçekten güzeldir. Parası da güzeldir. Kapattığınız zaman ön tarafının hani ne kadar iyi kapandığını zaten hissedersiniz. Oynamadığını hissedersiniz. Açtığınız zaman geniş bakış açısını görürsünüz. Burun pedini, havalandırma kanallarını, ön hava çıkış giriş kanalını, üst hava giriş kanalını görürsünüz. Bunun da ağırlığı 1690 gram. Yani çene açılır kasklar biraz daha ağır olur biliyorsunuz. Ona göre de ortalama değerde sayılabilecek bir yer. Yani üst seviye olarak C3 Pro ve Shure GT-R, biraz daha alt seviye olarak SX100, daha alt seviye olarak Givi Tridion 05 alınabilir. Umarım bu cevaplar, hani bu gösterdiklerim yeterli olmuştur. Bunun yanında bir tane daha bir Nex serisinin Nex Wet 2 diye geçiyordu sanırım adı. Şu anda tam hatırlayamadım. Mağazaya uğrayıp tam kafanıza uygun olup olmadığını bir 5 dakika kafanızda durarak test edebilirsiniz. Ondan sonra almaya karar vermeniz daha sağlıklı olacaktır. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Hepinize iyi sürüşler.